Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda cep tarifi yapacağım. Benden filoto cep tarifini isteyen olmuştu. Çok ara oldu ama birçok böyle istekler var. O yüzden üst üste aynısını sürekli yapamıyorum. Her isteği sıraya koyuyorum. Şimdi bu cebimizin tarifini yapacağım. Şimdi bakın, iki tane parçamız var. Şimdi bu parçamızı şu şekilde katlıyoruz. Bakın, katladık. Sonra bir parçamız daha var, kestik. Bu da sizin kıyafetinizin ön kısmı. Bunu o şekilde düşünün. Şimdi kıyafetinizin ön kısmının yan tarafına cep yapacaksınız. Parçamızın birini tersinden, birini iki katlı şekilde, bu kısmını, bakın, şu kısmını değil, bu kısmını karşısına koyuyorum. Aynı düz iplik yerine yerleştiriyorum. Şöyle şu kısma, yani arada boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum. Hemen bunları iğneliyorum. İğnelediğim yere, bakın, şuradan başlayacağım dikişi, burayı iğnelemiyorum. Aynı şekilde burada da bırakacağım yer. Karşıyı da aynı şekilde iğneliyorum. Şöyle birini tersinden yapayım. Evet. Birini de bu şekilde. Şimdi burayı şu şekilde, bu kısmı makinede dikeceğim. Şimdi makinemizin başına oturduk. Evet. İğnelediğimiz, işaretlediğimiz yerden makinemizin dikimine başlıyoruz. En uçtan en uç, bakın biraz kumaş kaydı, işaret yerimi tekrar, işaret yerim çok önemli karşılıklı, çünkü karşılıklı aynı yer olacak. Evet, şimdi bunu kaldırıyorum. Bakın, aynı iğnemi işaretlediğim yerden karşısından tekrar öbür parçamı dikim yapıyorum. Eğer böyle kumaş kayarsa, dediğim gibi, bakın, hafif kayma yap. Çünkü teyerlemediğiniz zaman bu şeyle karşılaşabilirsiniz. Kaysa bile orayı kaybetmemek babında iğnenin karşı tarafındakini, bakın, birleştiriyorum. Hemen yine aynı yere, evet, aynı yere dikişimi tamamlıyorum. Şimdi makinamdan parçamı alıyorum. Küçük bir makasımızla, bakın. Evet, şimdi küçük bir makasımızla ortadan ilk önce bir yana doğru, şuraya geldiğimiz zaman bırakıyorum, bakın, bırakıyorum bir çapraz köşeye kadar, bir çapraz da buradan köşeye kadar. Bakın, burası çok önemli. Şu iğnemi alayım, dikiş yaparken, evet, şu çaprazı, şimdi aynı işlevi tekrar bu tarafa dönüyoruz, yine bırakıyorum, yine çapraz. Aynı şekilde çaprazı şöyle, evet, şöyle bırakıyoruz. Şimdi bakın, cebimizin bu kısmını alıyorum hemen. Oralara süfle yapın. Ben şu anda yapmadan gösterdim. O kısımlara süfle yapmadan çevirme yapmayın. Hemen şu kısmı elimle düzeltiyorum. Bir tane iğne koyuyorum ki burasının düzgünlüğü bozulmasın. Çünkü arkada bir ek parça daha eklenecek. Hemen şurayı toplu iğnelerimizi tutturuyoruz. Evet, kumaşımızdan. Şimdi burayı tutturduk. Bakın, burası geçti. Şimdi bakın, bu parçamız. Bunu da yanlarını içeriye alarak, bunu da yanlarını içeriye alarak şu şekilde yerleştiriyoruz. İyice asılıyorum. Bakın, şöyle düzeltiyoruz cebimizi. Evet, şu kısmı da ayarlayalım. Evet, şu anda cebimiz dönmüş şekilde. Şimdi bakın, çevirdiğimiz parçamızın teki bu.
Çevirdiğimiz parçamızın teki de bu. Şimdi buradan, bundan, bunun bir eğriliğini sizin gözünüzün önünden şöyle bir alayım. Hani hata yapmayın diye. Şöyle düzgünleştirelim. Evet, bakın. Şimdi bir parçamız var. Parçamızda cebimizi yapacağız. Şöyle. Şimdi bir parçamızın, bakın şu dikip çevirdiğimizin birini şimdi buna tutturuyorum. Burayı iyi takip edin. Çok hızlı bir şekilde videolar var. Bunları tarif eden videoların hepsini ben de gördüm. Acaba hani nasıl anlatımlarına ben de bakıyorum ama şimdi çok acemi arkadaşlar onları anlamakta zorlanabilirler. Çünkü normal dikiş bilen bir insan bile o videoyu izlediği zaman zorlanabilir. Ama güzel anlatımlar var. Ben yeni böyle ilk dikişe başlayan arkadaşlara bunu anlatmaya çalıştığım için tek tek izah ediyorum. Bakın, ona tutturduk. Şimdi çevirdiğimizin tekine tutturduk. Şimdi bunu dikeceğiz. Sonra tekrar çevirdiğimiz küçük parçamız var ya, ona bu parçayı, aynı parçayı bu sefer buradan ucundan buna tutturacağız. Şimdi burayı da ben iğneleyeyim. İkisini beraber makinede dikeyim, göstereyim. Aynı parçayı şu an cebimizin iç kısmı yapılıyor. Aynı parçayı çevirdik. Bir ucunu da öbür tarafına geçirdik. Bakın. Aynı parça. Evet, şimdi makinede dikelim. Evet. Şimdi makinemize oturduk. İğnelemiş olduğumuz yerlerden dikiyoruz. Ben bu sefer hepsi üfle yapmadan hızlı hızlı yaptım. Bir de zaten örneklik bir kumaş olduğu için siz sülfüresini mutlaka yapın. Şimdi iğnelediğim yeri şu an diktim. Evet, bu tarafı dikmiş bulunuyoruz. Şimdi döndürüyorum. Sürekli soruyorlar abonelik ücretli mi diye. İnanın bakın, kime nereye sorarsanız bilmiyorum ama ücretsiz. Ben bu sorunun sürekli cevabını veriyorum. Abonelik ücret alınmıyor. Öyle bir şey yok. Abone olmanın sadece bana faydası var. Sayıca izlenme olayımın. Evet, şimdi bu taraftaki iğnelediğimiz yeri yapıyorum. Hani bir önceki video şeklinde gösterdiğim gibi. Bazen kesik kesik çekiyorum. Birleştirme yapıyorum. Dalabiliyorum. Bir önceki video diyorum. Kusuruma bakmayın. Evet, şimdi buraya da geldik. Şimdi iki tarafı da diktik. Birleştirdiğimiz yerler cebimizin. Şimdi bakın. Şimdi cebin kıyafetin üst kısmı bu kısım. Cep burada bu şekilde duracak. O yüzden bu dikmiş olduğunuz parça bu şekilde olacak. Bakın aşağı. Şu kısımda olmayacak sakın. Şu yukarıda. Yani bu kıyafetinizin üst kısmı, parça bu kısımda değil. O birleştirdiğiniz yerleri şöyle aşağıya inecek. Bakın zaten hemen aşağıya indi. Şimdi ben iki yanından, hani şu çapraz kestiğimiz yer var ya, bakın bu kısımdan fazlalıklarımızı şu şekilde birleştireceğim ve dikeceğim. Şöyle şuradan alacağım. Dikeceğim. Karşı tarafı da aynı şekilde yapacağım. Karşı tarafta da aynı şekilde işlev olacak. Onu da aşağı kısımdan başlayalım. Şöyle iğnemizi kaldıralım. Ama buraya ilk önce burayı düzeltmem gerekiyor. Bakın. Aşağıda çapraz olan yer içeride kalmış. O çapraz kestiğimiz yeri dışarıya çıkarıyorum. Onun üstünden geçecek. Bu kısımları şu şekilde düzeltiyorum. Evet. Şurayı da düzeltelim. Evet, şöyle şimdi ayarladığım yeri elimle tutuyorum. Bakın burayı da şöyle, o çapraz kestiğimiz yer bu tarafta kalıyor. Burayı da kesiyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu an cebimizin içi oluştu.
buradaki fazlalıklarımızı, şu fazlalıklarımızı dikmiş olduğumuz yerden şu şekilde kesiyorum. Bu fazlalıklarımızı keseceğiz. Dediğim gibi ben bu örnek parça olduğu için sürfile yapmadım. Her buraları sizler mutlaka sürfilesini yapın. Bakın burayı dikerken hani çapraz kestiğimiz küçük yer var ya, orayı sakın unutmayın. Dışarıya çıkarıyorsunuz, onun üstünden kesiyorsunuz. Evet, tekrar göstereyim. Şimdi evet, cebimiz bu şekilde oldu. Şöyle elimi sokayım, size şu şekilde göstereyim. Yani ben kısa tuttum, örnek bir kumaş olduğu için. Bu da cebimiz. Bu videomuzda da bir arkadaşımızın isteğini karşılamış bulunmaktayım. Cebimiz. Başka cepleri de başka bir zamanki videomuzda göstereceğim. Abone olmayı unutmayın. Bakın şöyle bir göstereyim tekrar. Aydınlık olsun. Evet. Abone olmayı unutmayın. Beni takip edin.